geldi aslında. Yerel seçimlere ilişkin bir değerlendirmede bulundu Kılıçdaroğlu. Altılı masadaki ilişkiler CHP'nin oyunun artmasında etkili oldu dedi. Öte yandan partisinin aleyhine çalıştığı iddialarına ilişkin de bir genel başkanın parti aleyhine çalışması akıl dışı bir durum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıktı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyların artmasındaki etkenlerden biri olarak altılı masadaki ilişkileri işaret etti. 14 Mayıs seçiminde sandığa gidip CHP'nin 6 okunun altına mühür basanlar, yerel seçimlerde de rahatlıkla belediye başkanının 6 oklu pusulasına mühürlerini bastılar. Bu seçimlerde oy geçişkenliği çok önemliydi. Bunu sağlamak için de epey mücadele ettik. CHP'nin belli alandaki duyarlılıklarını, İnancı olan saygıyı, kimliğe olan saygıyı, yaşam... Kılıçdaroğlu, insanlar kendilerini umutsuz hissetmeye başlamıştı, CHP'nin başarısı bunu dağıttı dedi. Başarının sürdürülebilir olması için izlenen politikaların devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu parti aleyhine çalışıyor iddiasına da yanıt verdi. Ben alana çıkmadım. Doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, görüntülü katılabilir misiniz diye. En azından buna olur deyip görüntülü katıldım. CHP'li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim. Bir genel başkanın parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz ön yargılardan kaynaklanan veya AKP'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. 2019 yerel seçimlerinde de CHP'nin iyi bir sonuç elde ettiğine dikkat çekti Kılıçdaroğlu. İyi Parti'nin CHP'ye, CHP'nin adaylarına yönelik eleştirilerine de karşılık verdi. Biz geçen seçimde 11 Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımızda da iyi bir oy almıştık. O dönemin bir de şöyle bir özelliği vardı. Manisa'dan 0 oy çıktı. Çünkü Manisa'yı İyi Parti'ye vermiştik. Samsun'u İyi Parti'ye vermiştik, 0 oy çıktı. Konya'dan da 0 oy aldık çünkü CHP'liler gidip İyi Parti'ye oy verdiler. İyi Partiler de diyelim ki Bursa'da bize oy verdiler, Ankara'da bize oy verdiler, İstanbul'da bize oy verdiler. Niye seçime İyi Parti ayrı girdi diye suçlamada bulunmak doğru değil. Gönül isterdi ki İyi Parti yetkilileri en azından CHP'yi doğrudan doğruya hedef alıp eleştirmek gibi bir rol üstlenmeselerdi. Eleştireceklerse AKP var, AKP'yi eleştirmeleri gerekirdi. Seçim sonuçlarına itiraz edilen yerlerden bir tanesi de Bitlis'teydi. Yeniden Refah Partisi seçim sonuçlarına ilişkin bir itirazda bulundu ve buna ilişkin bir eylem düzenledi. Ancak bu eyleme polis müdahale etti. Çıkan olaylarda ilçe emniyet müdürüyle 4 polis hafif yaralanırken 14 kişi ise gözaltına alındı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi 2 oyla seçimi kazandı. AK Parti ve DEM Parti itiraz etti. İlçe seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bu kez AK Parti aday Eşref Mutlu'nun 18 oy farkla kazandığı açıklandı. YRP'liler kararın ardından Muş Caddesi'ndeki partilerinin seçim koordinasyon merkezi önünde toplandı. Yolu trafiğe kapatan grup konteynerleri ateşe verdi. Polis kitleye tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile 4 polis memuru yaralandı. Protestoya katılan 14 kişi kamu malına zarar verme, memura mukavemet ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile gözaltına alındı. Tam 53 gün önce Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden faciası yaşandı aslında. 10 milyon metreküpten fazla siyanürlü toprak 9 işçinin üzerine yığıldı ve o günden beri de arama çalışmaları devam ediyordu. Yeni bir gelişme yaşandı bu arama çalışmalarına ilişkin. Bir işçinin cansız bedeni bulundu. 8 kişi ise ne yazık ki hala toprak altında. 13 Şubat. Yani 50 günü aşkın bir süre önce yaşandı facia. 9 işçi toprak altında kaldı. Heyelan tehlikesi nedeniyle çalışmalar durdu. Günlerce cansız bedenlerine dahi ulaşılamadı. Elazığ İliç'teki facianın üzerinden geçen 52. günde milyonlarca metreküplü liç yığınının altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. 32 yaşındaki Uğur Yıldız'ın kullandığı kamyon bulundu önce. Yıldız'ın cansız bedeni yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından bulundu. Uğur Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi. Cenaze Otlukbeli ilçesi Avcı Çayırı köyündeki cemevinde düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla aileye başsağlığı diledi. Yıldız'ın cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi. Uğur Yıldız'ın cansız bedeni bulundu ama Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Kenan Öz ve Ramazan Çimen hala toprak altında. 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yine sosyal medya hesabından duyurduğu bir operasyon haberiyle devam edelim. Bu defa Kahramanmaraş merkezli iki ilde eş zamanlı gerçekleştirildi Mahzen 26 operasyonları. Operasyonlarda Canak çetesinin çökertildiği duyuruldu. 21 şüpheli yakalanırken 20 kişi de tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Mahzen 26 operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonlarda Canak çetesinin çökertildiği, çetenin elebaşılığını yapan Ahmet Canak'ın da yakalandığı ve 20 kişinin tutuklandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya ayrıca 1 Haziran 2023, 4 Nisan 2024 tarihleri arasında 424 organize suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu. Şimdi Europol'ün Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın bir raporuyla devam edelim. Bu rapora göre suç örgütlerinin faaliyetlerini yürüttüğü başlıca merkezler arasında Türkiye yer alıyor. Sadece bu da değil üstelik. Üstelik Türkiye'de üretilen silahlar da yine Avrupa Birliği'ne ithal ediliyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na göre 25 binden fazla üyesi olan 821 suç örgütü Avrupa'nın güvenliği açısından büyük tehdit oluşturuyor ve bu örgütlerde Türkiye vatandaşları ile Türkiye kökenli göçmenler de etkin bir role sahip. Avrupa Birliği Komisyonu'nun talebi doğrultusunda Europol ilk kez Avrupa'daki en tehlikeli suç ağlarının haritasını çıkardı. Rapor, AB üyesi 27 ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ortak ülkenin emniyet birimlerinden elde edilen veriler ışığında hazırlandı. 60 sayfalık raporda 112 farklı ülkeden 25 binden fazla kişinin yer aldığı 821 suç ağının varlığına işaret ediliyor. Rapora göre Türkiye kökenli kilit üyeler genellikle Belçikalı, Hollandalı ve Alman suçlulardan oluşan suç ağlarının çekirdeğini oluşturuyor. Bu suç örgütleri esas olarak kokain ve esrar ağırlıklı uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayla uğraşıyor. Suç örgütleri başlıca faaliyetlerini Belçika, Kolombiya, Ekvador, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye'de yürütüyor. Europol'e göre bu örgütler Avrupa Birliği vatandaşı olanlar hariç aynı zamanda Arnavut, İngiliz, İtalyan, Faslı ve Türk kimliğine sahip önemli üyeler bulunduruyor.